Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda antrenmanımı yapacağım. Aç karnı bir antrenman olacak yine. Neredeyse her videomda aç karnı olduğumu belirtiyorum. Çünkü daha iyi performans sergiliyorum ve daha iyi sonuçlar almaya başlıyorum bu şekilde yaptığımda. Sadece sabah kahvaltı yaptım. Şu an saat ise 2.30-3'e falan geliyor. Bugünkü antrenmanı size paylaşacağım. Bu videoyu da aynı gün içinde atmayı planlıyorum. Şimdi antrenmana geçelim. Geçmeden önce hatta şöyle göstereyim. Şuraya şöyle bir dips istasyonu koydum. Dips koydum. Burada ağırlıklar var. Şunlarda zaten şınavlarımı falan çekiyorum. Şimdi amutlarımı falan yapabiliyorum duruma göre. Burada bench sehpamız var. Rahat bir şekilde antrenman yapabilmek için dumbbell'la. Bunlar eski dumbbell'larımız. Şöyle bir masaj aletim var. Şöyle göstereyim. Şöyle yaparsam daha iyi olacak sanırım. Şunlar ağırlık yeleğinin ağırlıkları. Şu an elimde ağırlık yeleği yok. O da bu şekilde dağınık. Dağınık ama pek de sorun değil. Önemli olan antrenman. Kollarımı ısındırarak başlayacağım. Biraz karanlık yaptım. İşte çok fazla çarpıyordu. Umarım kötü bir görüntü olmaz. Bench sehpasının alt kısmına bağladığım lastik var orada. Bu lastikte ısınmalarımı yapıyorum. Omuz kaldırışlar, biceps çekişler falan. Hatırlarsanız daha önce bir sakatlık yaşamıştım. Arka kürek kemiğimin oradan. Hala o sakatlık var. Nüksetmeye başladı yani, tekrar bir başladı. Şunun ışığını biraz açalım, çok karartmışız. Şöyle yaparsak yeterli sanırım. Tamam, şimdi güzel. Bu lastik de bayağı eskidi. İyi dayandı ama. Isınacağız diye kendimizi çok yormayalım. Önümüzde güzel hareketler var. Şöyle hafif gergin bir şekilde tutalım. Bu sıra antrenmanlarda omuzlarım çok çabuk yoruluyor. Bunun sebebi acaba aç olduğumdan dolayı mı daha çabuk hissediyorum bilmiyorum. Direkt yorgunluk çöküyor omuzlarıma. Ama antrenman içinde çok fark etmiyor. Devam edebiliyorum. Özellikle bu hareketler çok yoruyor. Bunu yaparken omuz rotasyonu sağlıyor. Rotasyon oluyor böyle. Kemik dipleri, kas bağlantıları da ısınıyor. Omuz da şu an bu şekilde idare eder. Şimdi dipsle başlayacağım. Çok tekrar yapmayı düşünmüyorum. Şöyle 3 set, 4 set şeklinde bir devam edelim. Kaç tekrar yapalım? Şuraya yazmıştım. Bir 12 tekrar yapacağım şu anda. 12 tekrarımızı yaptık. Bu ilk setimiz olsun. Dips gibi hareketleri ilk başta yaptığımızda böyle bir titreme olabiliyor, bir güçsüzlük hissi yaşayabiliyorsunuz. Ama bu ikinci sete, üçüncü sete falan geçtiğinizde biraz daha rahatlamış oluyor. Çünkü kas ısınıyor. Ayrıca bu tür antrenman yaparken sizinle konuşmak beni ekstra yoruyor. Nefes alışverişiniz düzgün olmuyor. Şimdi tekrar bir sete gireceğim. Dips hareketini çok fazla yapmıyorum. O zamana kadar çok fazla eklem sakatlığı geçirdiğim için sanki dips yaptığımda orada böyle oluşan mekanizma, dirsek üzerinde inip çıkan mekanizma şu, gıcır gıcır ediyor sanki. Eklem bölgelerinde oluşan hasarlar işleri zorlaştırıyor. Şimdi ise 3. setimize geçelim. Sağdan gitmeye başladık oğlum dirsekten. 10, 9, 10, 12. Şimdi şınav yapacağım. Lastiği de buraya bağlayacağım. Şöyle görebilirsiniz. Şu kaymış. Bunu alacağım şurada şınav çekeceğim için. Şurada taşıyacağım şöyle. Şurada alanımız olacak. Şöyle koyalım. Bileklerimde sakatlık olduğu için şınavları bunlarda çekiyorum. Eğer bunlardan almak isterseniz de bana mesaj atabilirsiniz. Böyle tutuşlar şöyle tutuşlardan daha farklı oluyor. Böyle bileğe daha fazla yük biniyor ve daha ağır, çok ağır tutuyor. Ekstra şunlardan pek de farkı yok. Bununla çalışacağınız hareketleri bununla da çalışabiliyorsunuz.
Şimdi şınavımızı yapalım. 20 tekrar şınav giriyoruz. Önümde daha 2 tane antrenman var. Bundan sonra dinleneceğim. Belli bir süre sonra tekrar antrenman yapacağım. Akşam tekrar yapacağım. Gece bile yapabiliyorum yani. Dipsten sonra böyle itiş hareketlerine geçerseniz kolunuz yorgun olduğu için ekstra bir yorgunluk hissediyorsunuz ve daha fazla kesiliyorsunuz. O yüzden zorladı. 20 tekrar güzel bir seçim. Hani tok olsam mesela kan değerlerindeki enerji, besin seviyesi daha iyi olsa daha iyi performans sergilerim. Ama videodan videoya fark edersiniz ki formum bu şekilde daha ilerliyor. Ayrıca konuşurken de nefes alamıyorum. Şınav işini bir 15'e düşürebilirim. Güzel, güzel. 15, diğer seti 12 yapsam ya da 15'e tamamlamaya çalışsam güzel olacak. Yaz geliyor. Canavar gibi gözükelim, canavar gibi duralım. Ayrıca arkadaşlar, evde olup antrenman yapmak isteyen, fitness salonunda olup calisthenics yapmak isteyen ya da ağırlıklı şekilde calisthenics ile ilerlemek isteyenler alttan internet sitemine girsin, eğitim paketlerini incelesin, fiyat almak için de oradaki butona basarsınız, bana ulaşırsınız. Bilginiz olsun. Eğitimlerimiz son hız devam ediyor. Eğitimde gelişenleri görmek için de Instagram'a girin, Ulusoy Workout hashtag ile yazın, aratın. 5000 tane gönderi göreceksiniz. Oradakilerin %90'ı benim üyem. Şimdi bir tekrar yapalım, hadi bakalım. Dirseğimi kaldırmıyor, dirseğimi kaldırmıyor. Hemen bicepsler konusunda bir konuya değinelim. Çoğu kişi diyor ki, senin gibi bicepsi nasıl yapabilirim? Bunu övmek için söylemiyorum. Yorum direkt öyle geldiği gibi ya da yuvarlak bir biceps, daha keskin bir bicepsi nasıl yapabilirim? Şimdi arkadaşlar, normal fitness'ta ya da bodybuilding'de çalıştığınız dumbbell hareketlerinden ayrı olarak yapılan calisthenics de jimnastikte belli hareketler vardır. Bu hareketlerde kasın gerginliği ile beraber antrenman yapılır. Kasın gerginliği nedir? Gelişimine odaklıdır. Şimdi kolumuzu direkt bu açıyla antrenman yaptırdığımız için planşlarda, bak kolumu görüyorsunuz değil mi şöyle? Bakın böyle yapıp planşa girdiğim için düzenli olarak bu kas burada gerginliğe uğruyor. Kas burada geriliyor. Bak görüyorsunuz değil mi? Diplerden. Şöyle göstereyim. Kas burada gerginliğe uğradıkça planş yapanlara bakın, maltese yapanlara bakın, en iyi akrobasi hareketlerini yapanlara bakın, gidin en iyi jimnastikçilere bakın, en iyi halkacılara bakın. Kolları hep düz olduğu için bicepsler inanılmaz şekilde gelişmiştir. Çok farklıdır yani, daha öndedir. Böyle bir detay olsun. Kollarınızın gergin olduğu şeyler bicepslerinizi çalıştırır. Tabii ki de bu açıda. Ayrıca güncel kilom hala 52, 53 civarı plandır. Ben sanıyorum bir 7-8 senedir kilo almıyorum. Garip bir durum gerçekten. Hemen şurada bir Australian pull-ups yapalım. Onu da bir bakalım, bir maksimum değil de ortalama bir tekrar alalım. Aha, önümüzde başka antrenmanlar olacak çünkü. Bu yapacağımız hareketler triceps olsun, biceps olsun, arkamız olsun ve sırtı olsun çalıştırır. Karnımız da çalıştırır yükleyebilirsek. Ayaklarımı yüksek bir yere koyuyorum. Normalde aşağıda koyuluyor bu ayaklar. Siz nasıl tercih ediyorsanız, nasıl hissediyorsanız artık şöyle biraz geri alacağım. Daha et yerinde. Birazdan diğer setleri de o şekilde yapacağız. Biraz vücudunuzu dinleyin. Diğer set 15 çıkmayacaksa, sizin için maksimum 12 ise,
13 yapmaya çalışın. O 15'te aldığınız ilk setteki değere eşit olabilir. Çünkü diğerinde yorgun olmuyorsunuz. Yorgun olduktan sonra kaslar daha fazla acı çektirdiğiniz için gelişim de düzeyde artıyor. Bekleyin, nefes alayım. Hadi bakalım, girelim setimize. Bu yaptığım antrenmanı siz de yapabilirsiniz. Setleri sayıları değiştirebilirsiniz. Hemen yorumlarda gördüğüm bir şeyden bahsedeyim. Barfix yapıyorum, ilk sette 15 çıkıyor, ilk sette 20 çıkıyor. Ama ikinci, üçüncü setlerde tekrar düşüyor. Bende bir problem mi var, neden böyle oluyor? Arkadaşlar, bundan doğal bir şey olamaz, mecbur düşecek. Biz makine değiliz. Kaslarımız pump oluyor, içinde bir sürü yorgunluk oluşuyor. Diğer setlerde tekrar sayıların düşmesi, kaslarınızın az çalıştığı anlamına gelmez. Kas zaten çalışabildiğini çalışıyor. Çalışamadığını yapamamızın bir önemi yok. Çalışıyor. 15'te ne çalışıyorsa, eğer performansı doğru sergilerseniz, o yorgunlukta da 12'de de, 10'da da aynı performansla çalışıyor. Kas aldığı hasarı bilir. Senin kaç tekrar yaptığını bilmez. Tekrar bir setimize gireceğiz. Biraz tansiyon düştü, düşmeli değil. Hadi bismillah. 1 Tamamdır, doğru bitti. Hemen diğer hareketlerimize geçelim. Kelimelerin çoğunu yutuyor olabilirim. Çünkü karnım acıktı. Tek kol barfiks hareketimiz için yararlanan, geçen videoda bahsettiğim hareketi yapacağız yine. Tutuşumu böyle yapacağım. Çok güzel yorulmuş. Bayağı güzel yoruldum. Bunun da ikinci setini yapalım hemen. Şöyle de yapabilirim. Ama tansiyonum gitgide düşmeye başladı. Bu son hareketimiz olsun. Tekrar iyi yapıyorum. Rahat yapıyorum tabii. Üç tekrar benim için bir sorun değil ama kan şekerim düştü. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu antrenmanı evde yapabilirsiniz. Profesyonel destek almak istiyorsanız internet sitemi ziyaret edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Aç karnı antrenmanlar devam edecek. Gelişimleri, deneyimleri paylaşacağım. Yaza kadar devam edeceğiz öyle.